7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Sağ ol. Nihan Hanım. Hah. Ütüledim. Ay Safiye, bunu mu ütüledin? Ben gösterdim ya öbürünü ütüle diye. Ama Ozan bunu istedi. Hadi hadi, tamam hadi. Safiye. Hah. Saat kaç? Kahvaltı nerede? Şu işlerimi bitireyim, hemen hazırlayacağım kahvaltıyı. E öleyim o zaman ben. Ay anne, biraz sabret. Bir yandan ihale, bir yandan Ozan'ın açılışı. Vallahi perişan olduk. Vallahi birkaç tane rakibimiz var ama benim en korktuğum Ümit Bey'dir açıkçası. Endişeliyim. Sen hiç... Sağ ol Safiş'im. Baba hiç merak etme, önlemimizi aldık. Ayrıca çalıştıkları mimarlar Aydalar'ın şirketle boy ölçüşemez. Stres yapacağım bir şey yok. Baba, bana güvenmiyor musun? Ay Safiye, görüyorsun değil mi? Ben sağlığına dikkat ediyorum. Bizimki hala iş peşinde. Neyse ki Teoman var. Evet. Neyse, sen kahvaltıyı hazırla. Ben kıyafetlerimizi hazırlayayım. Tuğçe bana yardımcı olur. Tuğçe nerede? Tuğçe! Dakikadır böyle ya. Resmen hipnotize olmuş gibi. Ay yavrum, çok heyecanlı. Belki de hayatının en önemli günü. Çok emek verdi. Normal. Şirketi kurduğumda aynısı bana olmuştu. Allah sizi inandırsın. Bir saat o küçücük ofisi seyrettim, durdum uzaktan. Ne yapıyoruz o zaman? Gidiyoruz sabahtan ihaleyi alıyoruz. Sonra da Ozan'ın açılışına katılıyoruz. Ha? Ne zaman çıkalım? Aa, nereye gidiyorsun hayatım? Onca stres, koşturmaca. Teoman halleder. Annem haklı baba. Sen güzel güzel dinlen. Güzel haberleri bizden bekle, değil mi? Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyoruz. Yani bize düşen oturup ailemizle gurur duymak, ha? Aynen öyle hayatım. Ozan! Gel kahvaltıya. Gel. Safiye.
Bak o kahvaltı 5 dakikaya kadar hazır olmazsa saçını başını yolarım senin. Aa, sabahtan beri oyalıyorsunuz beni be. İşimiz var, işimiz var diye. Ben birazdan geliyorum. Ne yapıyorsun sen? Gel, ondan? Gel. İşek sırası. 10 dakikadır seni izliyorum. Ne düşünüyorsun? Maşallah kızıma, çok güzel olmuşsun. Bu nişan sana yaradı vallahi. Üf, anne ne nişanı? Bugün ihale var. Aylardır hazırlanıyoruz biliyorsun. Sen daha bana inanma. Parlıyorsun. Müsaade edersen işle ilgili. Merhaba Teoman. Günaydın Ayda. Sen, ben, Şeref Bey şirkette buluşup birlikte geçelim diyorum. Uygun mu senin için? Çok iyi olur. Ben de birazdan çıkacağım. O zaman şirkette buluşuruz. Tamam. Ben de çıkıyorum birazdan. Görüşürüz. Hoşça kal. O serseri ne cüretle arıyor seni? Anne sen burada mıydın? Buradayım efendim. Ne biçim adam bu yahu? Nişanlı kızın mutluluğuna göz dikiyor. İşle ilgili. Bir dakika. Ne mutluluğu ya? Anne sen ne saçmalıyorsun? Aç gözlerini artık. Gerçekleri görmezden gelme boşuna. Ayda. Beni delirtme. Aklını başına topla. Biraz mantıklı ol. Anne çıkar mısın? Hazırlanıyorum. Çıkar mısın? Hadi. Babacığım, bu arada şimdi senin çevrendekiler çelenk falan göndermek isteyecekler. Hiç gerek yok. Yani onun yerine bir hayır kurumuna falan bağış yapsınlar, tamam mı? İyi düşünmüşsün. Sekretere söylerim, haber veririm. Bunu da hallettiğimize göre davetliler saat 3 gibi gelmeye başlayacaklar. Siz ona göre gelirsiniz. Ama bak şimdiden söylüyorum, sizinle çok fazla ilgilenemeyeceğim. Kusura bakmayın. Tamam oğlum. Tamam yavrum, sen hiç merak etme. De böyle ayaküstü olmaz. Geç otur da güzelce ya. Yok anneciğim sağ ol. Tuğçe sen beni dinliyorsun şu anda. Fotoğraf, video, bütün çekim işleri sende. Senden iyisini bulamayacağımı biliyorsun. Görev hazırım patron. Safiş nerede? Geldim geldim. Al babacığım. Eline sağlık Safiş. Benden bu kadar. Bana şans dileyin. Hayırlı uğurlu olsun oğlum da acecin olmaz. Ah. Anasının kuzusu. Oh. Abim. Evet. Sana da bugünkü ihalede bol şans, tamam. Eyvallah. Şeflerin kralı. Gel sana bir sarılayım. Eyvallah. Bitirim ikili be. Kolay gelsin. İkinizin de muvaffak olacağınızdan eminim ben. Aslan paşaları. Hadi göreyim size. Hadi ben kaçtım. Hadi bakalım. Ne çabuk büyüyorlar be. Safiye neredesin? Teoman'a çay koy. Hadi. Anne şimdi sana dünyanın en önemli sorusunu soruyorum. Çok iyi fokuslan. Ben bugün bunu mu yoksa bunu mu? Bunu mu giyeyim yoksa bunu mu giyeyim? Anne. Üf, Kumrucuk annem transa geçti. Hangisini giyeyim? Yani bence bu krem olan. Demek ki bunu giyiyorum. Bana niye soruyorsun o zaman Nazlı? Aşkım şimdi seninle bizim zevklerimiz pek örtüşmüyor ya. Ya ben senin beğenmediğin bana daha iyi olur gibi hissettim sadece. Neyse. Ben birazdan çıkıyorum. Buse'yi çağırdı Fatma abla. Şey diyeceğim. Ozan beni almaya gelecek. Seni de bıraksın en azından durağa kadar falan. Sağ ol, gerek yok. Hemen bir çay içip çıkacağım zaten. Anne. Anne. Dünyadan Fatma'ya alo. Heh,
Ne var kız? Sen var ya ciddi ciddi deliriyorsun falan herhalde ya. Yani ben şaka yapmıştım da oturup mesaj bekliyorsun kadından anne. Aşık mı oldun gerçekten, ne yaptın? Terbiyesiz. Kızım, bak tekrar söylüyorum. O Teoman'dan insana hayır gelmez. Sonunda sen de anlayacaksın ama umarım geç olmaz. Ama Mehmet öyle mi? Ağır, oturaklı, usul erken bilir. Anne, bugün benim için çok önemli bir gün. Bari bugün yapmasan, bugün bana biraz destek olsan. Kim acaba? Bendeki de soru. Ah, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Hoş geldin oğlum. Günaydın. Aydacığım, hazırlanmışsın. Tam zamanında geldim demek. Teoman, dikkatli ol oğlum. Annenin tadı kaçmasın diye bir şey demedim ama... beklenmedik şeyler çıkabilir ortaya. Bu tedarikçilerdi, fiyat kırmalardı. Dün gece gözüme uyku girmedi. Merak etme baba. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Piyasada görüşmediğim insan kalmadı. Konumumuzun da farkındalar yani. Hem sen hep ne dersin? Elinden geleni yaptıysan rahat ol. Biz de elimizden geleni yaptık. Şimdi rahat olacağız, bekleyeceğiz. Haklısın oğlum, haklısın. Canlarını oku. Tamam. hadi ben çıkıyorum. Baba, bak güzelce dinlen, annemle keyif yap, ne olur. Başarılar oğlum. Görüşürüz. Demlensin, hayatım içersin. Sağ ol yavrum. Hoş geldin. Hoş buldum. Büyük gün geldi çatlağın şefim. Sonunda. Merhaba, nasılsınız? İyiyim evladım, hoş geldin. Hoş buldum. Açılış bugünmüş. Evet evet, bugün sizleri de bekliyoruz. Aa, ben ama artık arabaya geçiyorum, yoksa çok geç kalacağız, tamam mı? Tabii. Haydi, hayırlı olsun evladım. Teşekkür ediyorum. Günaydın Kumru. Günaydın. Bol şans bugün için. Sağ ol. Sen de çıkacaksın herhalde. Durağa kadar bırakayım seni. Yok, ben yürürüm. İki sen bilirsin. Kumru, sen iyi misin? Yani biraz durgun gibisin de. Kafan bir şeylere takılı gibi. Tabii bana anlatmak zorunda değilsin ama... yani hayatında her şey... Yok, ben yorgunum sadece. Sen Nazlı'nın yanına git. Hem işiniz var gerçekten. Tamam. Merhaba, Teoman Öztürk ben. Dün asistanım sizinle konuşmuştu bu denetim için. Evet, denetime Eryaman'daki şantiyeden başlayabilirsiniz. Oraya gittiğinizde de lütfen Mehmet Bey'i arayın.
Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede bu ya? Kadriye Hanımcığım. Alo Fatma. Bekliyordum seni bugün. Koş gel. Yani işe alıyorsunuz beni. Bir deneyeceğim yani. Hemen gelirsin değil mi? Vakit kaybetmeyi sevmem ben. Tabii tabii. Hemen hazırlanıp çıkıyorum Kadriye Hanımcığım. Nihan Hanım. Ben dün için tekrar özür dilemek istedim. Önemli değil kızım. Önemli olan bir daha tekrarlanmayacak olması. Bak yavrum. Hayatının çok zor olduğunu biliyorum. Bu yaşta ekmeğinin derdindesin. Bunu da çok takdir ediyorum. Sağ ol. Ama kendini benim yerime koy. Sen annemden sorumlusun, ben bütün bir evden sorumluyum. Canımı sıkan ne olursa olsun hata yapma şansım yok. Senin de öyle. Haklısınız. Ne yaşarsak yaşayalım, bunu işimize, sorumluluklarımıza yansıtmamamız lazım. Bundan sonra öyle olacak, siz hiç merak etmeyin. Güzel. Anlaştığımıza göre işin başına dönebilirsin yavrum. Teşekkürler. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hiç merak etmeyin Şeref Bey. Rahat olun ama. Ben buradayım. Her şey kontrolüm altında. Herkese merhaba. Nerede kaldın kuzen? Hiç gelmeyeceksin sandık. Hadi çıkalım. Siz Şeref Bey alın. Ben de Ayda ile beraber çıkalım. Evet bir dur. İki dakika soluklanayım. Şeref Bey, size de güzel haberlerim var. Rakip firmalardan biri Saga Mimarlık'la hazırlanmış ihale için. 50 yıl öncesinde kalmış bir firma. Tabii. Bizimle rekabet etmeleri olanaksız. Efendim? Ne? Ne denetimi? Haberim yok tabii. Bugün ihale var. Tamam yarın gelsinler. Başladılar mı? Tamam kapat. Allah kahretsin. Eryaman'daki şantiyeye denetim gelmiş. Oraya gitmem gerekiyor. Bugün mü Mehmet Bey? Ben de anlamadım. Ama niye size haber vermemişler? Siz oranın sorumlusu değil misiniz? Hadi
Biz çıkalım o zaman. Sana da şantiyede kolay gelsin kuzen. Fatma, hayırdır? Ya işten aradılar, acil çıkmam lazım. Sen çalışıyor musun? Ha, yeni başladım. Ya kızlar da zaten işte. Buse'yi götüremem. Birkaç saat bakar mısın? Vallahi Fatma, bugün misafirim var. Kaynımlar gelecek. Buse sessiz sessiz oturur bir köşede. Misafirlerine ilgilenirsin. Kız ocağına düştün. Sordum sordum, kimseyi bulamadım. İyi madem. Evet, tarih de bitti. Hem de... geometri, tam benim alan. Bak şimdi, bak kızım. Şimdi buradan şöyle bir çizgi çekiyoruz. Yalnız baba alan soruyor, açı değil. Evet, alan. Ne biliyorum, alan hesaplarım. Şimdi alanın formülü S eşittir... yükseklik artı AB bölü 2. Hayır baba, öyle değil. İlk önce buradaki kenarı bulmamız gerekiyor ki ona göre devam edebilirim. Yavrum 76 işte, 76 hesapladım. 76 şıklarda yok. Yanlış bunun, şıkları yanlış. Şıkları yanlış olduğu gibi soru da yanlış. Hamit sakin. Teste de kızarsan işimiz var hayatım. Hiç bizim zamanımızdaki değil vallahi yani. Nerede bizim... geometri, nerede şimdiki geometri? Yani aslında baba senin zamanına göre bayağı bir şey değişti. Ne bileyim, cumhuriyet falan ilan edildi mesela. Komik şey. Sen babayla dalga geçene kadar şu sınavı kazanmaya bak. Şu dijital yönetimini bir kazansam, oradan fiu abimin yanına. Kızım dijitali Allah aşkına ya. Hukuk yaz. Bak iyi bir avukat her zaman her yerde iş bulur. Gelirsin bizim şirketin hukuk departmanına. Hukuk yaz, hukuk, hukuk. Babacığım, hukuk okumak istemiyorum. Ya dünya sadece Ankara'dan ibaret değil ki. Buna da ben karar vereyim istersen. Hem şöyle yurt dışında birkaç sene okusam, sonra yaşasam. Hah kızım, sen de git bir de senin peşinden koşturalım, olur mu? Aman anne, var ya sen de yemin etmişsin ben ne dersem diyeyim karşı çıkmaya ya. Ya ne var yani, herkes gidiyor, görmüyor musun? Yok işte. Ben restorana gidiyorum ya. Çekimlerle yetiştim ben de. Gitsin böyle. Git kızım, git. Aa. Aklım beş karış havada. Bir anda da büyüğü veriyorlar ama. Aslında herkesin yeteneği başka. Yani ben biraz çıkışıyorum çalışsın diye. Hayır Ozan, bak nasıl da emanet etti çekim işlerini. Belki de yeteneği budur. Ama. Çekim çekecek de ne olacak Allah aşkına? Aklı başında bir okul okusun. Ondan sonra ne istiyorsa yine yapar. Ama önce elinde geçerli bir meslek olmalı. Hamit, şimdi gençler bizim gibi değil ama. Dünyadan haberleri yok. Ben sana daha dün ne dedim? Bunların başını böyle serbest bırakmak olmaz. Allah aşkına Hamit, ne olursun sakin ol sen. Hem sen kendini düşün, sağlığını düşün ha? Tamam. Aa, bir sen de git Hamit, sen de git. Burayı da böyle bırakın. Aklım almıyor Cenk. Nasıl olur da denetim bana önceden haber verilmez? Mehmet, benim de haberim olmadı. Ya biliyorsun o şantiyeyle hiç alakam yok. Orada koskoca ihale var. Ben kıytırık bir şantiyeye denetmen eylemeye gidiyorum. Birilerinin canı fena yanacak Cenk. Ben sana söyleyeyim. Ayda.
Bu nişan işini daha ne kadar uzatmayı planlıyorsun? Ya da bir dakika, şöyle söyleyeyim. Mehmet neyle tehdit etti seni? Benden sakladığın şey tam olarak ne? Teoman, bunu şimdi konuşmasak? Ayda, beni bu durumun dışına atarak hiçbir şey elde edemeyeceksin. Mehmet'in senin hayatını cehenneme çevirdiğini görmemek için kör olmak lazım. Evet, haklısın. Zor zamanlar geçirdim. Ama bir seçim yaptım. Ayda, bunu kendi isteğinle yaptığına inanmamı bekleme benden. Durum bu. İnanmasan bile kabul etmeni rica ediyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Mehmet eskiden de böyleydi, anlattım sana. Mehmet'in içinde bir karanlık var. Onu böyle takıntılı, tehlikeli yapan bir karanlık. Haydi bak, Mehmet içindeki bütün eksikliği hırsla, zorbalıkla tamamlayabileceğini sanıyor. Ama her seferinde hatasının farkına varıp geri adım atmak zorunda kaldı. Geçmişte bunların hepsi yaşandı. Ama bu sefer çok ileri gitti. Sınırını aştı. Ama bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Şimdi de geri adım atmaya korkuyor. Mehmet ne sana, ne bana, ne de başka birisine istemediği hiçbir şeyi yaptıramaz. Vallahi hayatım boyunca bu kadar heyecanlanmadım desem yalan olmaz. O tamam, bu tamam. Okey, her şey tamam. Taze kekik var mı? Var abi, var. Her şey yolunda mı? Sorun var mı? Vallahi her şey tamam gibi. Ama şey, ben gazlı içeceklere baktım. Bana biraz az gibi geldi ama sen daha iyi bilirsin. Murat, gazlı içeceklere hemen bir bak. Eksikse hemen tamamla. Tamam. Tamam. Artık son virajdayız şefim, ha? Vallahi sen olmasan biz o virajdan çoktan çıkmıştık. Hele dün o yaptıkların hiç unutmayacağım. Sen olmasan başaramazdım ben bunu. Ya öyle deme, başarırdın. Ki başardın da. Ya ben sana yardım etmekten çok mutluyum. Ben sana yardım edeceğim çevrendeki herkes gibi. Ama günün sonunda bu hayal senin hayalin. İş senin için. Merkezinde sen varsın, tamam mı? Artık birinci adım tamam Ozan. Yani senin bir restoranın var, bunu düşünmüyoruz. Bizim artık yeni bir hedefimiz var. Neymiş o? Ha, geçen gün Tuğçe çekerken boşuna söylemedim herhalde. Burayı gerçekten Ankara'nın en iyi mekanı yapacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Oley. Ben bir Murat'a bakayım, tamam? Bak. Vallahi geç kalacağız. Tuğçe çıktı mı? Çıktı hayatım, çıktı. Hayatım, bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Siz de çok yakışıklısınız. Hadi, hadi, hadi. Hadi çıkalım, hadi. Nihan Hanım, ya evde çok iş var. Acaba ben gelmesem mi? Olur mu Safiye? Ozan'ın en mutlu günü. Seni de çok sever biliyorsun. Kumru, sen de bizimle geliyorsun. Hep birlikte gideceğiz, hadi. Nihan Hanım, ben Melah teyzeye de... Hadi, hadi, hadi. Ya bu kızı doğru düz giydirseydik. Anneciğim, gerek yok. Çok fazla vaktimiz de yok. Kumru, sen de böyle memnunsan. Tabii ki memnunum. Hah, hadi o zaman. Hadi, geç kalıyoruz. Hadi. Ay.
Şöyle eli yüzü düzgün, daha genç birini bulamadın mı Kadriyeciğim? Aman işini iyi yapsın da ben başka bir şey beklemiyorum. Bugün başladı. Dur bakalım, pek cevval bir şeye benziyor. Öyledir de. Ay nasıl desem, biraz fazla varoş. Ha. Ben onu zamanla adam ederim. Fatma bir baksana. Buyurun Kadriye Hanımcığım, bana bir bardak su getir. Ama dolaptakiyle dışarıdakini ılıştır. Yani ikisinin arasında bir şey olsun. Baş üstüne. Hadi. Pek bir söz dinliyor, dur bakalım. Anacığım bundan önce birkaç tane geldi, bir görsen. Şuradakini şuraya koymam diyorlar ya. Bir de bunun kızı. Benim kaynanamın bakıcısı. Yani bir ayağı da o evde. Bak o iyiymiş işte. Buyurun Kadriye Hanımcığım. Tamam yeter. Ay. Ay sen çıkacaksın tabii. Ay kusura bakma, tuttum seni. Yok canım, ondan değil yani. Sonra görüşürüz yine. Ay tamam peki. Nasıl olsa artık dinler olduk. Ya. Hoşça kal Kadriye. Hadi yine bekleriz Gülseren. Vallahi başımda bu kadar dert var, ben bile çok heyecanlıyım Demo. Teomanların şirket, bizim şirket, herkes kaderini bu işe bağladı. Ya stresten 2-3 kilo verdim herhalde. Ay keşke benim yerime de versen birazcık. Bak açılışa kesin geliyorsun değil mi? Bir başıma kalmayayım orada. Yani istediğimden değil. Mecbur. Bütün aile orada olacak. Senin de çekeceğin varmış kızım. Sabah dayandı mı yine seninki kapıya? Hiç sorma. İyice kafayı yedi. Ama dün ne konuştuk? Sabırla, mantıkla bu saçmalıktan kurtaracağım kendimi. Aynen öyle. Şu Teoman'ın kalması bir kesinleşse... Bence o zaman geri adım atar Mehmet. Ne acayip değil mi? Mehmet'le tek ortak noktamız bu. İkimizin de en çok merak ettiği şey. Neyse kapatıyorum ben. Toplantı bitmek üzeredir. Belki bir haber vardır. Görüşürüz. Tamam, tamam canım. Aferin. Yani böyle gayretli olursan seninle iyi anlaşacağız. İnşallah Kadriye Hanımcığım. Senin kız Ozan'ın dükkanında çalışıyordu değil mi? Evet evet. Öz olan. Organizasyon işleriyle uğraşıyor kendisi. Öyle cevval, öyle yeteneklidir ki... eminim Ozan Bey'in restoranını da çok güzel yapmıştır. Açılışa çağırdılar mı seni? Hani ne de olsa kızın orada çalışıyor. Çağırdılar tabii ama pek doğru olmaz. Sebep? Daha işim bitmedi böyle ilk günden. Yarım bırakmak hani biraz olmaz. Bir de ne yalan söyleyeyim. Hani oralar süslü püslü yerler. Kılık kıyafetim pek uygun değil. Sonra hizmetçi mi geldi diye rahatsız olmasınlar. Ben seni hazırlarım. Birlikte gideriz. Ayda'yı ara. Ayda'yı ara. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Ayda, dönüyorum. Ne oldu ihale? Şu Karolas'ı telefonu da aç.
Hayır ya, hayır. Of. Tamam. Of. Allah'ım sana şükürler olsun. Aşk olsun ya. Hepsi sizin sayenizde Teoman Bey. Son bir aydaki katkılarınız olmasaydı bu iş olmazdı. Bu adamın kıymetini bilmek lazım Ayda. Sağ olun Şeref. Gelin, gelin, tebrik ederim. Bravo. Güzel iş başardık, bravo. Hemen geliyorum. Oluyor ya. Bir daha sakın öyle bir şey yapma. O nasıl çıkmakta öyle, kalbimi incekti. Çok pissin. Şakaydı. Tabii tabii. Çok güzel bir şakaydı. Hamit Bey'i aradın mı? Aa evet. Ya ne diyeceğim biliyor musun? Bence hiç aramayayım. Gittiğimizde sürpriz yapalım. Ne dersin? Olur. O zaman hadi gidelim. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Merhaba, hoş geldiniz. Ne güzel süslemişsiniz ya. Ay, çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz Hamit Bey, Nihan Hanım. Mela teyzeciğim hoş geldiniz. Sefi abla merhaba, Kurnucuğum sen de hoş geldin canım. Merhaba, hoş geldiniz anne baba, Safiye abla, Meloş. Umurum. Sizi şöyle alayım. Ben bir işe gideyim, sonra tekrardan uğrarım tabii. Tamam. Buyurun buyurun, sizi şöyle alayım. Melahat teyzerim, seni de şöyle alacağım. Hoş geldiniz. Evet, bir sayfınızı alırım. Kızım soyasaydık bir dur. Oturun lütfen, oturun, oturun, oturun. Evet. Hadi, gülümsüyoruz. El sallayalım bir de. Tamam, bitti, kurtuldunuz. Bu kadar. Gerçekten de iyi bir eğlenceyi hak ettik. Vallahi öyle. Keşke Ümit Bey'i de çağırsaydık. Ben Ümit Bey'in haline üzüldüm. Ama yani bir iş için de değmez Şeref Bey. Ne oldu ya, bana da söyleyin. Koskoca adam ihaleyi alamayınca ağladı ya. Hadi canım. Yani ağladı demeyelim de gözleri doldu diyelim. Tamam tamam. Bir iki damla yaş düştü gördüm. Ben böyle diyorum ama aynı durumda ben olsam daha kötü olurdum vallahi. Artık Teoman Bey de beni direkt hastaneye götürürdü. Hadi gelin. Alo. Merhaba Mehmetciğim. Ayda yanınızda mı? Yok oğlum, sizin işleriniz. Eve doğramadı değil mi? Hayır, hatta ben de sizdeydim bugün. Annenle oturduk. Anladım, hoşça kalın. Ben,
O da böyle dinledi, dinledi falan. Hoş geldiniz. Siz şöyle alabilirim. Bundan sonra... Haydi. Ve aldık. Ne? Oğlum benim. Seninle gurur duyuyorum. Anneciğim. Tebrikler oğlum. Aydacığım, kızım seni de tebrik ederim. Çok çalıştınız ama emeğinizin hakkını aldınız. Teşekkür ederiz. Çok pardon. Oğlum, burada kaldın. Bu işi hallettin ya. Hepimize, özellikle de babana öyle bir iyilik yaptın ki. Her şey ailemiz için anne. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, bir el sallayın. Ay Tuğçe, ben böyle şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Ya yenge, bir el salça selam vereceksin. Çocuğum, sevmiyorum böyle şeyleri ya, hadi. Artık bugün gelir diyordum. Yani sonuçta ortağı olduğu restoranın açılış günü. Yatırımcımız kendini tanıtmak için en uygun zamanı bekliyor. Ne zamanmış? Bana söyleneni aktarıyorum Ozan Bey. Peki, dediğimiz gibi olsun. Yengeciğim, hoş geldin. Ozancığım, hayırlı olsun. Müşterilerin kazancın bol olsun. Çok teşekkür ederim. Yengeciğim, ayakta kalma. Ben seni şöyle alayım. Tamam ya. Musa yok. Ben de size şöyle bir... Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Yakıştıramadın. Ya Musa için soruyorum. Küçücük çocuğu da yalnız mı bıraktın? Hallettim ya. Hallettim ne ya? Hallettim ne? Musa nerede? Kız hallettim. Alo Buse, ablacığım neredesin? Hangi komşuda? Tamam. Tamam ablacığım. Tamam, üzülme, tamam. Ben birazdan tekrar arayacağım seni. Vallahi benim bir ara bu Nazlı'yı bir tebrik etmem lazım. Vallahi atom karınca gibi kız. Hani bizim evdeki yemek, sonra nişan, burası her şeyi de layığıyla yerine getirdi ya. Öyle öyle. Enerjisi de çok yüksek. Bucur bucur, çok tatlı. Ya kusura bakmayın. Ben müsaadenizi istesem, bugün Buse'ye bir tanıdık bakıyordu da biraz huzursuzlanmış. İki dakika otur kızım. Birazdan Ozan konuşma yapacak. Melahat teyze. Tamam. Ya bak, geliyor bile. Otur birazcık hadi. Hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Hayatımın bu en özel gününde benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendi restoranımı açmak çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugün bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ama bu başarı sadece benim değil. Öncelikle beni büyüten, benim buralara kadar gelmemi sağlayan aileme çok teşekkür ediyorum. Bravo. Ve bu mekan özelinde de iki kişiye özel bir teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren yanımda olan sevgili Murat. Lütfen, lütfen. Ve bugünün mimarı olan, geldiği günden bu yana restoranın ruhu olan Nazlı. Nazlı gelsene. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bu güzel günü bizimle paylaştığınız için biz çok mutluyuz.
Ozan şefin bir hayali vardı. Kendine inandı ve bu güzel mekanı yoktan var etti. Biz de onun muhteşem yemeklerini tatmanız için sadece bugün değil hep bekliyoruz. Afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika. Benim de bir çift sözüm olacak. Ayda, Teoman, sizi de buraya alalım. Pardon, ben dalmışım, pardon. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim için çok mutlu bir gün. Neden derseniz, benim küçük sıpam Ozan'ım bu şık işletmeyi açıyor. Beni bilenler bilir. Ben kaz gelecek yerden tavuğu da esirgerim. Bıldırcını da. Belki serçe olabilir. Kendisine kuruş vermedim. Görmüş olduğunuz her şeyi ama her şeyi kendi gayreti, kendi emeğiyle gerçekleştirdi. O yüzden gururum iki kat artmış durumda. Kendisi için büyük bir alkış rica ediyorum. Ozan'ım, tebrik ederim. Teşekkür ederim baba. Büyük sıfam Teoman'a gelince. Bugün bana muhteşem bir haber verdi. Şirketimiz adına çok büyük bir ihaleyi almışlar. Bu başarıda mimarımız Zayda kızımızın da katkısı yadsınlamaz. İkisi için büyük bir alkış rica ediyorum. Daha fazla konuşmayacağım sevgili dostlar. Bu çok güzel günü hep beraber kutlayalım. Yiyelim içelim. Afiyetler olsun.